Değerli arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi günler. Bir araştırma yazma organize olma sürecinde kullanabileceğimiz programları anlattığımız bu derslerin birinde tekrar buluşmak üzere. Herkese merhabalar. Evet, bu dersimizde arkadaşlar size farklı bir program tanıtmaya çalışacağım. Bu program online. Bunu cep telefonunuzdan da yapabilme imkanımıza sahibiz. Ne tür bir program yapacağız? Bir beyin haritası yapma programını anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi örneklerde böyle bir diyagramlar var. Bu diyagramlar bizim özellikle akademik araştırma yazma programlarında organize olma sürecimizi, planlama sürecimizi, ondan sonra makalemizin, tezimizin bölümleme sürecini ya da bir kitabımızın içindekiler başlığının yani içindekiler kısmının oluşma sürecinde bize yardımcı olabilecek bir organize olma şeması sunması bakımından önemli. O nedenle ben de bu programı öğretme gereği duydum. Gördüğümüz gibi resimlerde de galeride de mesela var olan bu diyagramlar, daha önceden yapılmış bu diyagramlar bize bir fikir vermesi açısından önemli. Böyle diyagramları mesela yapabiliriz arkadaşlar. Ne işimize yarayacak bu diyagramlar derseniz de demin de belirttiğim gibi organize olma sürecinde bize oldukça faydası olacaktır. Ne için organize olma? Elbette makale yazma, tez yazma, kitap yazma, yani bildiri hazırlama gibi akademik yazım aşamasının birçok bölümünde planlamaya gerek duymaktayız. Bu planlama ihtiyacımızı da böyle programları öğrenerek karşılayabiliriz. Bunlar ücretli, ücretsiz olan da var. Bizim için böyle hızlı bir şekilde bir planlama yapabileceğimiz program önemli. O nedenle de ben de bu programı seçtim. Programın ismi Joggle arkadaşlar. Bakın burada da ismi yer almaktadır. Evet, Joggle. Nasıl girdim ben buraya? Önce bunu göstereyim. Hemen bir logout oluyorum arkadaşlar. Evet, logout oldum, çıktım. Buradan da çıkayım. Öncelikle bir Google'a geleyim. Herkes Google'u biliyor. Evet, bir Google'a geldim. Şu an Google açılıyor. Onu bekliyoruz. Evet, Google açıldı. Açıldıktan sonra ben ne yapıyorum? Programın ismini yazıyorum arkadaşlar. Google, Enter'a basıyorum arkadaşlar. Hemen bir site çıkacak karşıma. Bakın, Joggle Simple Collaborative Mind Maps. Yani kısaca basit bir şekilde karmaşık kavramları bir beyin haritası şeklinde anlatmamıza sağlayabilecek, ondan sonra planlama yapabilmemizi sağlayabilecek bir online program. Hemen tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar karşıma yeşil bir alan çıkacak. Buradan giriş yapmam istenecek. Bakın, login olmam istenecek. Şöyle mesela alta geldim. Bakın, sign up. Biz burada mesela Google hesabımız zaten mesela açık. Bakın, burada görüyorsunuz. Ben mesela şu anda Google'a girmişim. Yani e-mailime girmişim. Girmeden bile mesela hemen sign up diyorum. Yani sign up üye ol demek aslında da. Burada mesela sign in Joggle, yani Google'a gir. Hemen giriyorum. Bu derse giriş yapacağız arkadaşlar. Sadece giriş yapacağız. Çıkacağız. Yani programa nasıl gireceğiz onu göstereceğim. Programın bir kurulum süreci yok. Yani bilgisayarımıza indirmiyoruz. Online internetimiz varsa bağlanıyoruz ve dersimizi görmeye başlıyoruz. Hemen var olan hesaplarımdan bir tanesini seçiyorum. Bununla gir diyorum. Evet. Siz yoksa ne yapacaksınız? Hesabınızı gireceksiniz. Yani Google'a giriş yaptıktan sonra gireceksiniz. Şu anda mesela bakın sol üst köşede bir resmim var. Burada mesela şunu göstermeye çalışıyorum. Yani programa ben kendi e-mail adresimi ve şifremi yazarak girdim. Programın hemen arayüzünü tanıtayım. Şu kısımda arkadaşlar yapmış olduğumuz diyagramlar yer alacaktır. Yani program otomatikmen kendi kendine kaydedecektir. Bu benim yaptığım diyagramlar arkadaşlar. Bazılarını tamamlamışım, bazılarını tamamlamamışım. Burada mesela bir kartta mesela diyagramın resmi var. Ondan sonra diyagramın ismi var. Sonrasında diyagramın ne zaman yaptım? Bakın mesela onunla ilgili bilgi var arkadaşlar. Bu program otomatikmen diyagramı kendisi kaydediyor. İsterseniz tekrar edit yapıp mesela şurada silebilirsiniz. Ondan sonra bir kopyasını meydana getirebilirsiniz diyagramın. Buradan da mesela başka bir kişiye yani gönderebilirsiniz. Burada da ismini değiştirebilirsiniz. Buralara tekrar geleceğiz arkadaşlar. Burada önemli olan butonlardan bir tanesi bu buton. Bu buton mesela kilit diyagram. Diyagramı hemen meydana getir diyecek. Programın arayüzüne bakın, burada diyagram arama bölümü var. Mesela arama yapabilirim. Şurada da bunu da gelecek derste anlatacağım arkadaşlar. Bu bölümü de gelecek derste anlatayım. Bu dersimizde ne yaptık? Programa girmeye çalıştık ve programa girdik. Nasıl girdik arkadaşlar? Önce Google'a girdik. Sonrasında ismini yazdık programın. Enter'a bastık. Program açıldı. Sonra üye olmamızı istedi. Biz hemen sign up dedik. Giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra kendi e-mail adresimizi yani Google e-mail adresimizi, Gmail'imizi yazdık. Girdik programa. Ondan sonra programa girdiğimizi gösteren kesim burada bize hemen ismimizi yazıyor. Burası bizim profil alanımız. Bununla ilgili de bilgi vereceğim daha sonraki derslerde.
Sonrasında ne yaptık? Programdan eğer çıkmak istesek arkadaşlar logout deyip çıkıyoruz arkadaşlar. Evet, bu kısımda da arkadaşlar yaptığımız ya da yapacağımız bütün diyagramlar yer alacaktır. Program belli bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz. Bize ücretsiz kısmı yetiyor arkadaşlar. Evet, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle.